Oh. Kış gününde bulmuşlar güneşi. Oh. Plaj, plaj. Kısaca sen nerelere tıkıştırdın kendini kız? Anam buralarda bile vay yavrum vay. Bunlar da gölge peşinde. Yağmur, Sedat. Bulmuşsunuz kış günü, güneşi. Daha ne istiyorsunuz? Bakın dostlar, çekyat ne hale geldi. Tırmalaya tırmalaya, tırmalaya tırmalaya. Abim, bu odayı onlara tahsis ettim. İstedikleri gibi tepiklensinler. Dünya malı aman. Selam dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Tüm iyilik ve güzellikler sizin olsun. İnşallah hayırlı, huzurlu, musmutlu günleriniz olsun. Beni soracak olursanız ben iyiyim çok şükür. Ama ve lakin biraz hüzünlüyüm. Niye derseniz de benim bir süredir misafir olan şaka dediğim kızımız var ya. O gitti, dün babasına kavuştu. Vallahi şöyle biz şaka gibi bir şey anlatacağım şimdi size. Ben mesajla sormuştum kızın ismini ne koydun diye. O da klavye hatasıyla şaka yazmış. Aslında kızın ismi de Zala imiş. Zala, yapma kızım, yapma. Zala Türkmence'de ışık saçan, nur saçan anlamındaymış. Bu da şaka gibi yani. Biz de ona şaka diyorduk, geliyordu. Şaka gel, şaka git. Yani şaka ismini de kabul etmişti. Bilmiyorum. Biz de aa ne güzel ismini öğrenmiş falan diyorduk kendi aramızda. Neyse dostlar, dün akşam kızımızı emanetimizi sağ salim babasına teslim ettik. Babası da bize çok teşekkür etti. Çok iyi bakmışsınız dedi. Gidince de mesaj attı bize. Lakin şurama bir hüzün çöktü. Biliyorsunuz ben bir süre sonra yani baktığım tüm canlara bağlanıyorum. Yani bu hiç iyi bir şey değil aslında ama yapma kızım, yapma Nazlı. Yani duygusal anlamda çok aşırı derecede bağlanıyorum. Bu da beni biraz yıpratıyor. Ha, kötü bir yere mi gitti Zala? Hayır, yuvasına gitti. Zaten özlüyordu, zaten hep arıyordu. Benim oğlumu kendi sahibine, babasına benzetiyordu, onun peşinde koşuyordu hep. Yani zaten çok mutlu olmuş akşam eve gidince filan. Yağmur, hayır kızım, kavga etmeyin. Ondan sonra bıngıldıyı da dedim, böyle böyle bıngıldıyı da vereyim ki kardeş dedim, kalsınlar beraber dedim. Bıngıldıyı istemedi Zala'nın babası. Çünkü dedi işte çok yoğun çalışıyorum dedi, işte iki kediye bakamam. Anlattım yani bir kediyle iki kediye bakmak arasında çok fazla fark olmadığını ama yani şey yapmadı, istemedi. Ben de zorla mı yalvara yalvara vereceğim bu kızı? Bakar mısınız ne kadar tatlı bir kız. Bir de uslu, nasıl uslu var ya, biblo. Sevin, yedirin içirin otursun bir köşede, evinizde şey olsun böyle. O hediyelik eşya gibi dursun yani, o kadar uslu bir kız. Uzaylım gel. Uzaylım da çok feci zeki. Hani fırlama derler ya. Bu arada ben sağa dönüyorum. Ekran kararıyor. Sola dönüyorum falan. Tamamen ışıkla alakalı, artık böyle idare edin dostlar. Ben de profesyonel değilim. Zaten bir telefon kamerasıyla işte çekim yapmaya çalışıyorum canlar için. Öyle dostlar dedim, hem size hal hatır sorayım hem de biraz hüzünlendim, bunu da paylaşayım dedim. Ha, çok iyi Zala'nın durumu. Haberleşiyoruz, irtibat halindeyiz. Zaten çok da iyi bakmış. Ağustos ayında biz onu galiba sahiplendirmiştik. Temmuz sonu mu, Ağustos başında, öyle o zamanlar. İşte yaklaşık 2 aydır falan, 2 ayı da geçkin bir süredir oradaydı. Ben zaten bana geldiğinde de anladım çok iyi bakıldığını. İyi bakılıyor, güvende, yuvasında işte.
Yapacak bir şey yok yani. İşte uzun süre kimse bana kedi falan bırakmasın yani. Neredeyse adama kendi kedisini vermeyecektim yani, o derece. Sağlık olsun dostlar. Böyle. Açık size çocuklarımı göstereyim. Sarı, gel oğlum, gel. Sarı. Kıpırdamaya korkuyorum, kararıyor ekran. Bak sarı da büyüyor, kocaman oluyor. Çok tatlı ya. O kadar tatlı mı olur? Ya bir şey soracağım dostlar, yani bunların bu kadar tatlı olduğunu falan sadece biz mi görüyoruz acaba? Tüm insanlar göremiyor mu? Ben çok merak ediyorum. Nasıl yani göremiyorlar? Nasıl tadamıyorlar bu sevgiyi? Ne bileyim, o duygu bağını, gönül bağını nasıl kuramıyorlar? Gerçekten ben çok üzülüyorum ya. Neler kaybettiklerinin farkına varamıyorlar. Evet, bizim işimiz de kolay değil, zor. Sonuçta bu can. Yani sen işte hasta olsan da, usta olsan da, onların karnını doyurmak zorundasın. Bakımlarını, temizliklerini yapmak zorundasın. Zorlukları bu yönde. İşte biraz böyle masraflar oluyor. Aşıdır, mamadır, kısırlaştırmadır falan gibi, ama gel Vedat, gel. Bu Vedat oğlum da bana çok bağlı. Gel Vedat. Gel oğlum, gel. Gel, gel. Sedat öyle değil de Vedat beni çok seviyor. Bak, bak. Benim Vedat'ımın buruna bak, buruna çıkmış dünya turuna. Oy. Zorlukları var ama işte sevgi büyük olduğu için o verdiğin emek gözüne gelmiyor. Belki hani başka bir şey olsa, istemeyerek yapsan, ay böyle oflarsın, poflarsın, yorulduydum, ettiydim falan, ama yani onlarla alakalı arada bir sevgi bağı olduğundan hiç umrunda olmuyor. Yorulsan da dinlenince geçiyor. Uyuyunca geçiyor. Ne olacak yani? Muhtim. Murtazam. Murtazam benim. Uçunu muçunu sonu muçunu. O çorunu muçorunu poçorunu. Puçoçunu monoçonosu. Oğlum. Hayır, tamam. Kendi kendine konuşuyor. Kadın delirmiş diyecekler. Seni görsünler de en iyisi. Ben böyle bunlarla uyduruk uyduruk konuşuyorum. Soruyorlar bana ne konuşuyorsun diye, diyorum kedice. Öyle içimden geldiği gibi diyorlar, işte şeye benziyor, Japonca'ya falan benziyor diyorlar. Ben de diyorum yani demek ki aramızda Japonca'ya benzer bir dil var diyorum yani. Bilmeden konuşuyorum diyorum. Gel oğlum, gel. Sizin de mutlaka aranızda kedilerinizle, köpeklerinizle ya da kuşlarınızla vardır aranızda bir böyle bir farklı bir dil yani. Kendi kendine oluşan bir şey bu. Murtaza gel buraya, gel. Sohbet ediyoruz takipçilerimizle anneciğim. Bu arada canlı yayınlarda da size sürekli bahsettiğim bu izlenme saatleri sık sık düşüyor. Her 365 günü geçirdiğimizde düşüyor. Bu aralar her gün video atsam da, gel o çorona poçorona pottoğunu, poçorona poçorona pottoğunu. Her gün video atsam da dostlar, izlenme saati eklenmesi yerine izlenme saati eksiliyor yani, düşünün. Bu aralar işte izlenme saatine, abone desteğine gerçekten çok çok ihtiyacım var. Evet, sağ olun desteklerinizle mamaya veya işte çok fazla acil bir durum olduğunda tedavi, klinik, yani bunları aramızda halledebiliyoruz, ama yani ne olursa olsun benim de artık böyle YouTube'da biraz bu çocukların yani bu kanalını, bu kanal benim yani hayvanlarımın, kedilerimin, köpeklerimin kanalı. Bu kanalı çalıştırmamız, öne atmamız lazım. Yani bunun belli bir şeye girmesi lazım artık. Yani az da olsa, hani derler ya, damlaya damlaya göl olur. Allah bereket versin. Hani en azından bazı ay yükseliyor, bazı ay düşüyor, ama ortalaması şudur deyip biraz daha rahat hareket edebiliriz. Mesela şu bu kışın soğuk mevsimlerinde biraz böyle taşınmalar azalıp da ev kiraları düşünce, ben diyorum hani bu kıştan bari yararlanıp şey yapayım. Böyle kıştan diyorum, böyle soğuk karda kışta diyorum tutayım diyorum ev. Ne bileyim, tadilat yapılacaksa işte kedi alanı böyle biraz güvenlikli tabii yapacağımız için kafamızda öyle bir şeyler var.
Onları falan diyorum bahara kadar yavaş yavaş yapayım diyorum az az. Bu ay bir şey yaparım, öbür ay bir şey yaparım falan. Bahara hazırlarım. Baharda da diyorum çocukları güzel geçiririm. Yani işte başka camlara kol kanat gerebilirim. Yani köpek sahiplenirim. Ona ayrı güzel bir alan yaparım. Bir de böyle zor durumda kalmış köpekler işte sahiplenebilirim. Yani bütün bunları, bu hayallerimi gerçekleştirmek için gerçekten size çok ihtiyacım var. Videoyu izleyip de henüz kanala abone olmayanlar, yani lütfen kanalıma abone olarak bu canlara bir nefes olun. Bunlar hiç değilse artık önümüzdeki zamanda. Vedat var mı oğlum? Vedo gel oğlum. Gel oğlum. Gel çocuğum. Vedo gel. Söz dinler o gelir şimdi. Vedo gel. Yani bir nefes alsınlar, bir rahatlasınlar, başka canlara el uzatabileyim. Hayır kavga yok. Hayır kavga yok. O küçük anne. O küçük bebeğim. Ondan sonra o yüzden benim için gerçekten çok önemli. Öyle yani onları işte söyleyeyim, anlatayım dedim. Konuşma ihtiyacı duydum öyle zala gidince. Tabii siz şaka olarak biliyorsunuz, hala onu hatırlatmak istiyorum. Haccam da orada karşımda uyumuş, beni dinliyor. Annem haklı diyor yani. Kanala abone olun diyor yani size. Sarı gel, o cilveleri bana yap gel. Terliğimi almış, bir de içine girmiş. Sarım, sarı kuşum, kanaryam. Kanaryam, aborottis, aborotti, çononotti. Aborottis, böyle. Sevgiden öldüreceğim neredeyse yani. Çok, gerçekten çok seviyorum yani, çok. Yani çok güzel bir dünyam var yani, keşke her şey böyle parayla yapılmasaydı. Para diye bir şey dünyada hiç var olmasaydı da ben de bunları istediğim şekilde böyle hayallerimdeki gibi yaşatabilseydim. Ama işte dünya bu. Birisi çıkmış icat etmiş parayı. Maalesef her şey parayla oluyor. Ama iyi ki de yani şöyle şöyle bir iyi ki de var. Aslında dediğim gibi ben bu YouTube kanalımı ilk önce para için açmıştım. Bu çocuklara gelir gelsin de işte şöyle yapayım, böyle yapayım falan filan diye. Ama ve lakin o para meselesi beni çok güzel insanlarla, sizlerle karşılaştırdı. Belki de yani böyle bir şey olmasaydı aklımda, böyle bir kanalı açmayacaktım ve sizlere kavuşamayacaktım, sizleri tanımayacaktım. Şimdi mesela hiç yani bir şeye üzüldüm diyelim, üzülür. Şey yapardım kendi kendime, öyle içime kapanır çekilirdim falan. Şimdi diyorum ki beni anlayan birileri var burada diyorum. Onu anlatayım diyorum. Mesela ben şimdi gitsem bir komşuya anlatsam bana derler ki işte ya bırak Allah aşkına ya, kediye alışmış da, kediye üzülmüş de, gitti diye hüzünlenmiş de falan, anlamazlar yani. İnsan da bir şey anlatınca kendini anlayabilen birilerini anlatmak istiyor. O yüzden yani gerçekten benim için çok önemlisiniz, çok değerlisiniz. Kaldı ki yani etrafta onlara bakana kadar tavuk bak, hiç değilse yumurtasından faydalanırsın, bilmem ne deyip dünyayı sadece menfaatten ibaret gören insanlar var her yerde. Örneğin işte o Meryem Hanım mama desteğinde bulunduğu için aman ilk önce bugün benden bir kova yoğurt ısmarla dedi. Ben de koşa koşa gittim. En kralından bir kova yoğurt aldım. O köpeklere götürürken karşıma bir komşum çıktı. Bana dedi ki ya dedi biz dedi evimize alamıyoruz dedi yoğurdu dedi. Sen dedi kovayla yoğurdu köpeklere götürüyorsun dedi bana. Bir de beni böyle yani ezik yapıyor bana, anlatabiliyor muyum? Hani ben de kiracıyım falan ya. İşte bak kendin sürünüyorsun. Onlara bir kova yoğurt götürüyor, ne şeysi yapıyor bana yani. Ben anlıyorum da boş ver, zaten o da kiracı, problem değil. Ben dedim ki bu yoğurdu ben almadım dedim. Birisi dedim aldı dedim. İlla dedim bugün onlara benim için bir kova yoğurt verdi. Kim aldı filan? Dedim tanımıyorum dedim ya Allah Allah, şahsen tanıdığım biri değil dedim. İnternetten görmüş bizi dedim. Böyle bir yardım etmek istemiş falan. O diyor hiç tanımadığın kişi diyor sana diyor böyle böyle bir yaptı diyor. Yani burada mesela düşün, tanıdıklar bile veya gel şuna bir
bir yoğurtlar, kovayı da geçtim ya, bir kase yoğurt da sen al desem gözlerini patlatırlar. Hiç tanımadığım biri bana mama parası yolladı, bir kova yoğurt bugün ısmarla dedi dediğimde hayret içinde kalıyorlar, ama ben de yalan söylemiyorum ki, doğru söylüyorum. Hiç tanımadığım biri yardım etti, hayır yaptı diyorum ya. Götür böyle böyle onlara ver yesinler de diyorum böyle. Yani size anlatacağım uzun lafın kısası böyle bir garip insanlar dolu etrafımızda. O yüzden ben de beni anlayan birilerini bulmuşken hemen ne olsa anlatıyorum. İşte biliyorsunuz yani, bir şeye sevinsem anlatıyorum, bir şeye üzülsem anlatıyorum. Çok da kafanızı da şişirmek istemiyorum ama en azından diyorum müsait olduklarında dinlerler ya da akıllarına bir şey gelirse yorum yazarlar. Hani keşke teknoloji az daha ilerlese de böyle buradan hepinizle aynı anda böyle konuşabilsek. Ama şimdi bu kadar oluyor. Devir nereye doğru gider bilmiyorum. Öyle dostlar, çok sağ olun. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. Yorumlarınızı tek tek okuyorum. Yani bazen cevap veriyorum, bazen veremiyorum. Şöyle, ben bazen cevaplıyorum, sonradan biri daha yorum yapmış oluyor, ben görmemiş oluyorum. Hadi bana mesaj atıyor, diyor ki herkese cevap vermişsin de bana cevap vermemişsin filan. Ben de her gün o yorumları kontrol edemiyorum filan. Ben de diyorum ki hani yorumlara cevap vermişken, yani tek tek hepsine cevap verebileceğim zamanlarda cevap vereyim, yoksa diyorum kalp atayım. Ama genelde emin olun ki yorumlarınızı okuyorum, çok da mutlu oluyorum. Allah razı olsun hepinizden, maddi manevi destekleriniz için. Gerçekten böyle kendimi çok iyi hissediyorum. O yüzden bu YouTube kanalına iyi ki de illa böyle çok içimden gelmiş de açmışım. İnşallah daha iyi şeyler de olur. Daha iyi şeyleri de paylaşırız. Allah'a emanet olun dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Öptüm hepinizi.